Kardeşim. Kardeşim. Sivil miyiz? Güzel. Bugün arkadaşlar acayip güzel değişik bir maceramız var sevgili Birol Emre Bayram ile birlikte. Ya oğlum bırak şu telefonu. Araba bakmaya gidiyoruz ama aracı baktığımız kişiye bunu söylemiyoruz. Yani kayıttayız, çekim yapıyoruz vesaire yapıyoruz diye. Ya böyle bunun gibi olma. Bunun gibi olma. Necdet abide bir tane Arelli 3 var. Eğer Instagram'da beni hikayelerimi falan bakan kardeşlerim varsa bir tane Arelli 3 kovalıyorum. Sonra dedik ki hadi biraz daha bütçeyi çıkartalım biliyorsunuz. Motosikleti sattım. Ona bakalım buna bakalım derken GP1 almak için biz nereye gidiyoruz oğlum? Şimdi kanka MT07'yi Temmuz'da almıştım. Makineye binmedim yani 1500 km falan yol yaptım. Hakan Boğa diye bir kardeşim var Allah razı olsun. Çocuk çok da temiz iyi bir çocuk. Ben çok mutlu oldum ona verdiğime yani. Kaç paraya sattın diye sorma ilandaki paraya verdik kanka işte. İlanda kaç para yazıyorsa o. Takip edenler biliyor işte. Ben Diavel alacaktım kanka normalde. Hanıma girdi bana dedi ki Diavel dedi alma dedi. Ne alayım dedim. Dedi ki sana bir tane mini alalım dedi. Öyle açıldı sohbet. Araç sahibi de arkadaşımız tanıyoruz. Ben 12 senedir falan tanıyorum. Anlaşırsak eğer hani el sıkışırsak ya videoyu yayınlayacağım her şekilde ama çünkü arabayı şimdi alacağız biz. Kontrole götüreceğiz sanayiyi. Yolda bir şey gelmesin de başımıza. Motor kırılmasın da. Risk abi ne yapalım ya. Yüklü mü makine çünkü. Fiyatla anlaştık şimdi araca bakmaya gideceğiz. Sevgili Necat Şenyurt. Oto Fenix. Hadi evladı gösterelim. Arkadaşlar Arelli 3 GP 0194 RPF'lere gel ya. Araç bu arada bayağı yüklü. Tabii ki eksikleri var onları düzelteceğiz eksiklerini. Kozmetik eksikleri var kanka onları tamamlayacağız. Miltek komple egzozumuz var, headers'ımız var. Bunu böyle detaylı çekeceğim. Normalde ciddi söylüyorum. Otomobil almak niyetim yoktu ama Birol kafama girdi. Dedi ki hani makine alalım, sana güzel makine yapalım falan. Hadi. Hadi. Bu arabayla ilgili mesela ne düşünüyorsun kanka? Kozmetik eksikleri var. Motorda değişiklikler yapacağız zaten kendimize göre. Evet. Setup'ını değiştireceğiz arabanın. Ahmet ustamıza bir baktıralım. Başımıza bela mı alıyoruz? Bir ikilendeyim yani şu an. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya reis ne yapıyorsun? Selamünaleyküm ya. Bak video çekerek geldik ha. Reis bir bak onaylıyorsan alacağım arabayı. Garaj 475'in bir farkını bir göster insanlara. Niye bu insanlar minileriyle buraya gelmesi gerekiyor? Onu bir gösterelim. Öyle güzel duruyor ki anlatamam sana. Ahmet 10 numaradır. Ustalığı harbi nettir yani. Ben çok severim onun ustalığını. Rabbim nasip ederse kanka nasibimizde varsa inşallah alacağım makineyi. Ama hayırsızsa bize nasip değilse almayacağım. Ben de mesela araba alamadım üzülüyorum vesaire falan muhabbetleri hiçbir zaman yapmadım. Allah büyük kanka. Arabayla ilgili tabii ufak tefek eksikleri var makinenin. Arabanın işte beyin ayarını yapan şimdi Özgün. Özgün'e gideceğiz şimdi. Ha kullansın. Eksikleri var mesela. Kayış falan değişecek. Bujiler değişmesi lazım. Parçaların çoğunu ben arabada tutmam. 6 piston fren var kanka. Ne işim var benim 6 piston frenle? Çıkıp gazlamayacağım ki piste devamlı. Yapan abi pist aracı yapmış aracı. Zaten kilometre yapmamış. Bir arka çamurlukta bir boyası var. Bir parça o da yani ufak. Ona bir bakalım bir konuşalım. O niye mesela öyle bir şey var? Bu mesela debriyaj falan sökerim ben. Miltek'i mesela sökmem. Club Sport'u sökmeyiz. Mercekli farı sökerim. Cam filmlerini değiştiririm. Ön tamponda bir çatlağı var onu yaparım. Öyle binerim arabaya bineceksem. O da tabii bir süreç. Ama o sürecin hepsini de çekerim yani Allah'ın izniyle. Geçen gün seni arıyorum ya bana diyor ki Özgün senin telefonunu açmaz. Bir kere çaldı pat diye açtın. Helal olsun kanka diyor. Şimdi bir makinamız var. Almayı planlıyorum. Aşağıdaki. Biz konuşalım sonra anlatırım gene. Araba mermi gibi duruyor ama ha. Ben sana bir şey söyleyeyim RPF'lerle falan. RPF'li mini her zaman iş yapar ya. Tekrar geldik galerideyiz. Dördü çeyrek geçiyor. Noter büyük ihtimal olmaz yani. O pazartesiye kalıp. Cuma günü bir de bugün. Kaportası çok düzgün arabanın kanka. Yani içi falan güzel. Arabanın işte eksiği gediği var mesela. Yazılım tekrardan bir yapılması lazım. Özgün'le mesela o muhabbetleri konuştuk. Hani vakit ayırabilir misin bize? Tekrardan yazılım için yardımcı olabilir misin diye. İdeal mi? Benim için ideal. Böyle bir makineye de sahip olmadım. Oturacağız, el sıkışacağız. Hayırlı olsun diyeceğiz. Pazartesi de gelip teslim alırım arabayı yani. Şimdi arabayı brandalıyoruz çünkü Instagram'a brandalı koyacağız. Bunların hepsi YouTube kaşarlıkları yani. Anlıyor musun? Başka bir olayı yok yoksa bunun yani. Şu plandan çekeceğim için gözükmeyecek şeyler. Tamam. Hadi Allah utandırmasın. İyi günlerde kazasız belasız binmeyi nasip etsin ama en önemlisi sana daha iyisini nasip etsin kanka. Bak burada da bizim Ortombo'nun simülasyon sistemi var. Dinlemiş bizi. Ben en son M5'i aldığım zaman bu kadar mutluydum. Ama M5'i bir de satarken çok mutluydum. Mutlu değil miyim kanka? Bak bakayım timden.
Bu bayağı güzel bir seri olur. Sen de bol bol izlersin. Reşat abinin ticaretini sevdin mi? 10 numara ticareti var kanka. Biraz yordu bizi ama olsun. Allah senin gönlüne daha iyilerini nasip etsin. Zaten kanka kalbinden ne geçiriyorsan onu alırsın. Onu bil yani, anlıyor musun? Günaydın. Pazartesi. Kardeşime hediye getirdim bak. Ya hızlı ol diyor ya da sonuncu. Yersin. Okan abi gönderdi bunu da. Orcu ki adamsın. Okan abi esnaf seviyor da seni. Tekrardan galeriye gidiyoruz. Bugün noter işlerini halledeceğiz. Hafta içi de çarşambadan itibaren sanayi günlüklerimiz başlıyor arkadaşlar. Selamünaleyküm. İyi böyle bırak. Böyle iyi. Bak bu da GP2 kanka. Bunu istemedim. Aynı paraydı. Bu da güzel de ben GP1 istiyorum ya. Selamünaleyküm. Elhamdülillah abi. Ne haber? İyi kardeşim sen. Notere gidiyoruz. Halledelim şu işleri. Makinamızı alalım. Ya bunu da bizim diyorum bir ola mı alsak? He? Kardeşim GP2 hayırlı olsun diyelim hadi sana da. Valla mı? Kanka bir öylesine 1-2 yapalım şurada da ona göre bakalım. Şimdi yeni bir kanun çıktı kanka. Ekspertiz yaptırmadan makinayı satamıyorsun. Bir haftada geçerlilik süresi var. Şimdi notere geldik de. Oğlum her şeyimi aldın mı? Cep telefonum nerede? Ha tamam. Adamın hesabına para göndereceğiz oğlum. Para gönderme işlerini halledeyim döneceğim. Çok şükür ya. Noteri bulduk kanka. Ne kadar zormuş lan noter. Aldık. Aracın eski sahibini de göstereyim. Merhaba. İki taraf için de Rabbim böyle hayırlısını nasip etsin. Yola çıkacağız. Necdet abinin oraya gideceğim. İşte bir anahtar parası falan atmak lazım kanka. Bir yemek yiyeceğiz. Özlemiş misin miniyi? Özledim kanka ya. Be! 106 mısın gavur ha? Çok iyi değil mi oğlum? Geldik. Allah razı olsun. Sana ayrıca teşekkür ediyoruz. Çarşambadan itibaren arkadaşlar sanayi günlerimiz başlayacak zaten. Bana almamda imkan veren sevgili Otofenix'e acayip teşekkür ediyorum. Ben Necdet abinin dostluğunu, arkadaşlığını biliyordum ama ticaretini hiç bilmiyordum. Ticarette yapılırmış yani. Nazımı niyazımı çeken sevgili Birol Emre Bayram kardeşime aşırı teşekkür ediyorum. Güzel dileklerini ileten herkese de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yapılış süreci videoları devam edecek. Günlük kafasında bu şekilde gelecek arkadaşlar. Daha basit benim için. Kendinize iyi bakın ve sadece The Makine'de kalın. Şimdi Süper Mario burayı için puanları kaldırıyorlar. Yunus Günç'e elbette ki 5 puan Yasemin'den. 4 puan, 5 puan, 4 puan. Süperdi her şey ben. Red Bull'a çok teşekkür ediyorum. Bizleri böyle bir organizasyonda ağırladın, davet ettin. Seviyorum seni.